Abi bu çok güzel ya. AMK gazetesi kurulduğunda ve sonrasında ismi hakkında tepkiler, eleştiriler, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bayağı tepki oldu diye. Siz AMK'yı kasıtlı mı? Hani açık mert Beyler korkusuz. şunu anlatayım da artık kayda geçsin, herkes de bilsin. Heh, eyvallah. Biz Vatan Gazetesi'ndeydim. Telefon çaldı. Burak Akbay aradı. Sözcü Gazetesi'nin sahibi. Dedi ki Sözcü'ye gelir misin? Görüşmeye. Gittim. Sözcü Gazetesi spora çok önem veren bir gazete değil. Arkada iki sayfa ayırıyorlar. Çok böyle bir hazırlıkları da yok bu iş için. Ya benim kafamda böyle soru işaretleri var. Ben dedi ki ya bizim de Fotogol diye bir gazetemiz var dedi. Gel dedi. İki ay, üç ay dedi Fotogol'ü yap. Sonra dedi bu gazetede çok dedi reputasyon kaybetti. Onun yerine dedi bunu kapatalım, yeni bir spor gazetesi açalım dedi. Benim kafamda şimşekler çaktı birdenbire. Çünkü hayalini kurduğum bir şey spor gazetesi yapmak. Tamam dedi. Hiçbir şey sormadım. Tamam dedi. Tamam amına koyayım dedin herhalde ki isim oradan gelecek diye bekliyorum. Yok. Ama öyle bir şey değil herhalde. Ondan sonra biz işte fotogolü yapıyoruz. Öyle geldi. Fotogolü yapıyoruz. Sözcünün sporunu yapıyoruz falan. Artık sezon bitmeye yakın. Playoff sezon. 2011-2012. Burak Bey dedi ki ya dedi bu gazeteye isim ne koyacağız dedi. Burak Bey dedi düşünelim. İki gün sonra bana dedi ki ya dedi ben dedi Yiğit Şardan'ı buldum dedi. Yiğit Şardan dedi fanatiğin ismini koymuştu. Çok da güzel lansman yapmıştı. Bize dedi Yiğit Şardan dedi bu işi dedi bulsun dedi. Tamam. Yiğit Şardan'ı da Galatasaray'dan tanıyorum ama aramız çok iyi değil. Çünkü ben zamanda haber yapmıştım onunla ilgili. Davalık oluyorduk. Kardeşinin attığı bir mail beni kurtardı. Çünkü ben doğru haber yazmıştım. Elimde kanıt yoktu. O bir tane mail atmış bir yere. O gelince kanıt oldu elime. Ama aramız çok limoni böyle. Adnan Polat döneminin ikinci başkanı biliyorsun. Yani hani... Evet biliyorum. Ondan sonra 15 gün geçti falan. Telefon çaldı. Yiğit Şardan. Gökmen dedi ben dedi gazetenin ismini buldum dedi. Sen dedi Burak Bey'i alın dedi. Salı günü ben işte bir gün gelin dedi. Gittik abi. Patron Burak Akbay. Ben. İki tane kreatif ajanstan. Abiler. Oturuyoruz böyle. Beş kişiyiz orada. Yiğit Şardan anlattı. Şöyle gazete, böyle gazete. Şunu yapacak, bunu yapacak. Bir tane tabloid gazete hazırlamış. Ters duruyor masanın üstünde. Çevirdi. Gazeteyi attı birdenbire masanın üstüne. AMK gördüm ben. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Burak Bey böyle yaptı. AMK ne demek dedi. Döndüm. Bilmiyor musunuz dedim. Yok bilmiyorum dedi. Gerçekten dedim. Gerçekten. Burak Bey dedim. Anlaşanlı. Bu dedim. Nasıl falan dedi. Abi bak. Size söylüyorum 45 dakika içinde adamı paketlediler ve gazete ismini adama sattılar. Biz gazeteye döndük. Ben kimseye söyleyemiyorum abi gazetenin adını. Çıktım patrona. Dedim ki Burak Bey dedim emin misiniz? Bakın dedim böyle bir gazete ismi olmaz dedim. Yani gazetecilik dedim sprinter bir meslek değildir. Bu gazete dedim 10 sene, 20 sene, 30 sene belki insanların eline girecek. Ben dedim bunu Türkiye için uygun bulmuyorum dedim. Sen dedi takma kafana dedi. Ben dedi alıyorum sorumluluğu üstüme. Böyle yapacağız dedim. Ya dedim nasıl olur falan. Abi bizde bir sürü çocuk geldi. Yani Habertürk'ten insan aldık. NTV'de spordan adam aldık. Sabahtan adam aldık. Bu insanlar işlerini bırakıp geldiler. Şimdi ben bu çocuklara ne diyeceğim? Fanatikten insanlar geldi. Ben bu çocuklara ne diyeceğim? Çocuklar ya biz gazetenin adını AMK koyduk diyemiyorum bir türlü. Sonra gazetenin adının AMK olduğunu ben çocuklara söyledim. Çocuklar şaşkın şaşkın bakıyorlar. Yani Beşiktaş'ta bir yerde toplandık söyledim.
Şok oldu herkes. Kimse dönemiyor. Ya işte ben acaba dönsem mi NTV Spor'a? Ben işte Sabah'a dönsem mi? Vatan'a dönsem mi? Fanatik'e dönsem mi? Çünkü yani bu gazetenin yürümeyeceğini aşağı yukarı bu isimle beraber yürümeyeceğini biliyorduk. Çok zorladık bu isim olmasın diye. Hatta şöyle korkunç bir anı var. İşte gazetenin reklam kampanyasıyla ilgili konuşmak için Yiğit Çardan'a gittik. Yine Yiğit Çardan'ın ofisine toplandık. Çağlar, ışığı mı söndü oğlum senin? Ne oldu Çağlar? Işık. Çağlar tuvalette yayın yapıyormuş meğerse. İçeride değil mi? Arkaya böyle yalanlar çağırmışlar. Çocuğun gözlerinin feri söndü. Aynen. Ondan sonra... Birden karardı o. Yiğit Çardan'ın ofise gittik yine. Yiğit Çardan'ın telefonu çaldı. Ayşe Arman arıyor. İşte Yiğit Bey, bu gazetenin ismini siz mi koydunuz? İşte siz bulmuşsunuz falan. Yiğit Bey dedi ki, bende ne alakası var ya dedi. Gazetenin dedi, sahibi var dedi. Burak Akbayar'ın dedi. İşte hep beraber oturuyoruz masada, tamam mı, karşılıklı. Yiğit Çağdağ'ın telefonu kapandı. Burak Akbay'ın telefonu çaldı. Ayşe Arman arıyor. İşte Burak Bey dedi, işte dedi, bu gazete dedi, sizinmiş dedi. Siz dedi ismini koymuşsunuz falan filan. Burak Akbay dedi ki, bende ne alakası var ya dedi. Genel yayın yönetmeni var dedi. Gökmen Bey dedi. Onu arayın dedi. Oradan Gökmen'in gazetesi oldu. Sonra Ayşe Arman beni aradı. Telefonda böyle bir 15 dakika aralıksız konuştu. Ayşe Hanım dedi, bir sakin. Nefes alın. Siz dedim bana soruları yollayın. Ben dedim size cevaplayayım. Yani Burak Akbay gazetenin adını AMK koyarken sözcüyle bir bağlantısı olduğunu göstermemek için iki ayrı şirket üstünden gösterdi. Altlı üstlü yapıyoruz gazeteyi. Altlı üstlü yapıyoruz gazeteyi. Sözcünün sporunu da biz yapıyoruz. Ama iki ayrı şirket. Kimsenin üstlenmediği bir şey benim üstüme kaldı. Ya benim hoşuma gitmişti. Sağ olsun. Sağ olsun. Medyadaki arkadaşlar da bunu hunharca eleştirdiler. Bunlardan bir tanesi de mesela Radikal Spor'da Uğur Vardan vardı. Çok bilen abilerimizden bir tanesi. Herbokologlardan bir tanesi. Ha. Allah'ın sopasına bak, bugün nerede yazıyor? Hangi şartlarda yazıyor? Radikal Spor'dan çıktı, bugün nerede yazıyor? Ne yapıyor? Sinema yazmaya devam ediyor kağıt üstünde. Ne oldu? İyiydi. AMK kapandı. Bir sürü insan işsiz kaldı. Yazık. Fuat Aktağ Gökmen'in gazetesi diyordu NTV Spor'da. Ne oldu abi? Evet. Evet, ne oldu? Gökmen'in gazetesi diye konuşuyordu. Ne oldu yani? Dönüyorum. Bak, gazetenin ismi gerçekten Türkiye'de kabul edilebilecek bir isim değil. Evet. Her gün Bozkancı'dan deniz otobüsüne biniyordum. Bakırköy'e gidiyordum. Bakırköy'den araç alıyordum, gazetenin aracı beni. Şirkete gidiyordu Kalkalı'ya. Bozkancı'daki deniz otobüsünde de bir tane kiosk var, gazete satıyor. Ben de işte gazete yeni çıktı. O heyecan, her gün gidiyorum. Ablaya diyorum ki, bir tane abla var orada. Abla diyorum, kaç tane geldi gazete? 12 tane geldi. Kaç tane sattın şu ana kadar? 2 tane kalmış, 10 tane sattım. İyi yani, 12 tane gazete gidip 10 tanesini satıyorsan bu geri dönüşü az demek şirkete. Zararın az. Gazete okunuyor anlamına gelir. Hani çok büyük rakamlar satmadı gazete hiçbir zaman. İşte bir 2013 Mayıs, o zamanlarda 80 bin ortalamaya geldik. İyiydi gazete. Ama hiçbir zaman çok büyük rakamlar satmadı. Ablaya gittim 10. gün sonunda. Abla dedim, kaç tane geldi AMK dedim. Abla bana bağırarak küfretmeye başladı. Bilmem neyine kodu, bilmem neyine kodumun gazetesi dedi. Nasıl dedi, bana dedi bunu soruyorsun falan. Çünkü benden bir dakika önce adamın teki gazete girmiş kioska, bilmem ne de kodumun gazetesinden versene bana bir tane demiş.
kadının nevri dönmüş. Haliyle. Şimdi benim bu ismi onaylamam veya desteklemem söz konusu olamaz. Ama öyle bir yola girdik ki dönüşümüz de olmadı. Arkasında duracaksın artık bir şekilde. Bak tek başıma gitseydim bir sıkıntı olmazdı. 30 kişi gidiyordu oraya. Yani. 30 kişi işin gücünü bıraktı, geldi. Ya kötü işler de yapmıyordunuz. Bayağı da iyiydiniz yani. Gazete bence de şey güzeldi. Değil. Gazete güzeldi. Gazetecilik olarak güzeldi abi. Ben alıyordum. Gazete güzeldi abi. Ben de alıyordum. Abi boş verin yani. Üzücü bir hikaye. Öyle. Tamamen abi, reklamcı ve patron kazı. Genelde gazeteci patrona kazı katar veya reklamcıya kazı katar. Bu sefer reklamcı gazeteci şey patrona patron gazetecilere kazı kattı diyorum. Böyle söylüyorum. Hayırlısı olsun abi. Hayırlısı olsun. Gökmen abiye göre lobisi en güçlü takım hangisi? Ve derin Galatasaray var mı? Varsa kimler? Sex Fabregas abi ismi çok seksi. Bu çocuğun sorularını sormak istiyorum yani. Sırf ismini söyleyeyim diye. Sex son Fabregas. Sorumuz zaten. Şöyle söyleyeyim. Derin Galatasaray var ama hani eskisi kadar evet. Derin değil. Boyunu geçmez artık. Kimin? Hani derin Galatasaray var mı diye soruyorlar ya. Artık boyu geçmez kimin? Diyorum yani. Ha, boyu geçmez tamam. Boyu geçmez yani. Hani. İkincisi lobisi en güçlü takım kim? Valla dönem dönem değişiyor. Yani bu her dönem takıma bağlı. Her dönem değişiyor. Neydeki takıma bağlı? Sağdaki takıma bağlı abi. 2-3 sene önceye gidersen Beşiktaş'ın üst üste 2 kere şampiyon oldu takımı. Bak dersin ki lobisi en güçlü takım Beşiktaş'mış dersin. Sağda yoksa sabaha kadar lobin olsun abi. Havacı var, hikaye yok. Yani ben mesela baksan şu anda Trabzon lobisinin, Başakşehir lobisinin çok güçlü olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray lobisini hiçbir zaman yadırgayamazsın. Beşiktaş lobisi dönem dönem gelip gitti. Fenerbahçe'nin her zaman bir ağırlığı vardır Türk futbolunda. Yani abi lobiyi bir yere kadar yapabiliyorsun. Bir yerden sonra sahada biraz futbol oynaman lazım. Bak biraz futbol oynaman lazım. Bayağı oynaman lazım da. Ben çok kibarca biraz futbol oynaman lazım diyorum. Abi Derin Galatasaray şimdi, vardı. Derin Galatasaray vardı. Artık yok. Kendi kendini imha etti. Dursun Başkan'la beraber mi? Yok. Yani Dursun Başkan'a gelene kadar. Yani bu çok önceden iflas eden bir müessese. Ben son atımları Dursun Başkan'da diye biliyorum da ben o derin yesenim. Yok. Yani Dursun Başkan'ı Derin Galatasaray'ın son ürünü olarak ortaya çıkarmak adama haksızlık olur. O kadar söyleyeyim. Hayır onlar ortaya derin çıkardı Galatasaray'da olarak da değil. Destekledikleri olur. Olarak. Hayır destekledikleri olarak diye söylüyorum. Derin Galatasaray'a da haksızlık yani, olur. Şey yapması. Bakın Derin Galatasaray üstüne sizinle özel bir program yapalım. İnsan insan. Kim kimdir ben size anlatayım. Sonra da kendi kendimizi. Erinç'i de alırız. Sonra kendi kendimi kendi kendimi imha edeyim. Ha sonra işte onu zaten yapmayız. Onu nasıl yaparız? WhatsApp'tan görüntülü alırız abi. Onu konuşuruz aramızda. Onu da şey yapmayız da. Geçen haftadan beri bizim Çağlar'la kavga ettiğimiz bir şey var. Sen de buradayken seninle beraber, senin fikirlerinle beraber almak istiyorum. Ha yorum yapmak istemiyorsan da yapmayabilirsin abi. Yani senin durumundan dolayı. Galatasaray lisenin midir değil midir abi? Yorum yapmak istemiyorsan yapmayabilirsin. Yok, ben Çağlar'ın çok, bir şey söyleyeceğim. Fikirleri çok, için net, şey yapacağım. Çok net yorum yapayım size. Galatasaray lisenindi ama son 10 senedir böyle olduğunu düşünmüyorum. Halkın mı yani şu an? Yani Galatasaray'da şu anda çok normal bir seçim takvimi yürüdüğünü düşünüyorum. Kimse kimseye hiçbir şey dikte edemiyor. Ya bak eskiden hayır kişi, o anlamda değil. Ben seni anladım ne demek istediğini. Benim kastım şu. 7500 kişi, 8000 kişi gelip orada o üye olan toplamdaki 14000 kişiden bahsedelim. Hepsinin de geldiğini düşünelim. 14000 değil de 200000 kişilik bir şey mi olmalı Galatasaray? Yoksa Galatasaray'a üye olma koşulu yine öncelik olarak Galatasaray Lisesi Galatasaray Üniversitesi'nde mi kalmalı? Asıl soru aslında bak, bu. Bak şu. Ben Galatasaray'a üye olmayı hiç düşünmedim.
Hiç başvurmadım. Tamam mı? Ama şunu kabul etmek lazım. Galatasaray'ın genetiğiyle çok oynamamalı. Galatasaray bu mevcut haliyle, bu mevcut haliyle, bu yapısıyla Türkiye'nin kağıt üstünde en başarılı kulübü müdür? Öyledir. Öyledir. Daha iyiye götürülebilir mi? Götürülebilir. Bu ama üye ben, yapısı da götürülemez. Bak, ben diyorum ki sana, bu üye yapısını kime ve neyi açacaksın? Çok girmesin. Son iki başkan, son iki başkan profilinden çıkardığımız üzere bir Fenerbahçe'nin şu andaki başkanına güç olarak bakıyorsun. Bu giderse yerine kimler gelir diye düşünüyorsun. Her zaman bir Fatih Terim bulamayız. 30 milyon taraftar 600 kişinin, 800 kişinin verdiği oyla yönetilemez. Bu elbet açılacak. Fazla. Bak 800 fazla. 25'i. Abi 25'i bu G'yi bir tarafa fazla bırakırsın. Bu elbet açılacak. Ama ne kadar acı çektikten sonra bunu açmaya karar vereceğimize cami olarak biz karar vereceğiz. Beyler, Fatih bakın, Hoca'nın şey olmadığı dönemlerde ne halde olduğumuz Dursun'un ilk geldiği zamanlarda hatırlıyorsunuz. Çağlar bir tavsiyem. Size söz veriyorum. Çok kısa bir zamanda. Çok fazla açmadan. Bu hatta karantina günlerinde falan. Bir program yapalım. Derin Galatasaray ve Galatasaray'daki üyelik konusuyla ilgili konuşalım. Tamam. Bence de. Tamam. Bu böyle çok kısa zamana sıkıştırmayalım. Ben size geniş geniş tecrübelerimi tamam ve Eriş anlatayım. Kardeşimi de alayım da yanıma. Eriş'le tamam, beraber. Aynen. Beyler, ikinizi de öpüyorum o zaman. Biz de seni öpüyoruz abi. Abi teşekkür ederiz. Ayağına çok teşekkür ederiz. Sağlık. Doydunuz mu? Sana doyamayız abi. Sana doyulmaz. Doydunuz mu diyor. Ayıptır oğlum. Doyamadık. Oğlum yok yani. Konuşmaya doydunuz mu diyorum.